Bir zamanlar uzaklarda bir ülkede bir sanatçı yaşarmış. Benim daha yeni tanıdığım bir sanatçı. Ve bu kadar geç tanıdığım için de pişman olduğum bir sanatçı. Aynı pişmanlığı siz de duyasınız diye değil, onu tanıdığınız için memnun olasınız diye onun hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. Anlatacaklarım var. Victor Jara, Şili'nin başkenti Santiago'da bir köyde gariban bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Annesi büyütmüş onu. Annesi ona gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi de öğretmiş. Acaba diyorum bir gün çocuğunun başına sırf gitar çaldığı ve şarkı söylediği için gelecek olan kötülükleri bilseydi, yine ona gitar çalmayı, şarkı söylemeyi öğretir miydi? Anne yüreği. Şili'de de aynı çarpıyor sonuçta. Birçok sanatçının yaşadığı gelgitleri o da yaşıyor gençlik yıllarında. Geçim sıkıntısı nedeniyle başka başka işler yapıyor. Muhasebecilik peşinde koşuyor bir süre. Sonra ilahiyat okumaya karar veriyor. Başka üniversiteler okumaya çalışıyor. Sonra hepsinden vazgeçiyor. İçindeki müzik aşkı ağır basıyor. Bir kafede çalışıyor ve aynı zamanda o kafede şarkılar söylüyor. İşte tam o dönemde hayatının bundan sonrasına çok etki edecek, müzik kariyerine de çok etki edecek Violetta ile tanışıyor. Ve onunla birlikte bir müzik yolculuğuna çıkıyorlar. Şarkılar söylüyor. Vatanına dair dertlerini anlattığı şarkılar söylüyor. Vatanına, memleketine, memleketinin insanlarına dair dertleri var. Kafasında soru işaretleri var Victor Jara'nın ve bu soru işaretlerini, bu dertleri, bu sıkıntıları şarkılarında anlatmaya çalışıyor. Tahmin edin ne oluyor? Onun hüzünlü bir isyan taşıyan sesiyle söylediği şarkılar, koltuk konforunun bozulmasını istemeyen kimi kudretliler tarafından rahatsız edici bulunuyor. Tarihler 11 Eylül 1973'ü gösterdiğinde Şili için çok karanlık bir dönem başlıyor. Pinochet ve adamları darbe yaparak yönetime el koyuyorlar. Ve her darbecinin yaptığı gibi binlerce insanı hapislere atıyorlar. Hapisler yetmiyor, cezaevleri yetmiyor ve Santiago'nun ulusal stadyumuna binlerce insanı tutuklayarak dolduruyorlar. Tutukladıkları insanların içinde öğretmenler var, akademisyenler var, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, ev kadınları, adamlar, gençler, yaşlılar, vatandaşlar var. Tutuklanan insanların hakkını savunmak isteyen, onları müdafaa etmek isteyen avukatlar da tutuklanıyor. Sonra darbecilerin istediği kararları vermeyen hakimler ve savcılar da tutuklanıp o stadyuma dolduruluyorlar. Stadyumlar bir toplama kampına dönüştürülüyor. Darbe olduğu gün üniversiteye ders vermek için giden Victor Jara da bundan nasibini alıyor. Üniversiteden alıyorlar, tutuklayıp onu da Santiago Ulusal Stadyumuna götürüyorlar. Kendisi gibi binlerce vatandaşıyla birlikte orada tutuklu halde bekleyecek. Etrafına baktığında kara kara düşünen insanlar görüyor. Ülkesine dair umutları tükenmiş insanlar, kendi akıbetlerinin ne olacağını bilmeyen ve endişeyle bekleyen insanlar görüyor Victor Jara. Ve yanında gitarı var. Gitarını kılıfından çıkarıyor ve parmaklarıyla gitarın tellerine dokunmaya başlıyor. Ve bir şarkı söylüyor. Venceremos, kazanacağız. O bu şarkıyı söylemeye başlayınca stadyumda kendiyle birlikte tutuklu bulunan insanlar şarkının melodisini eşlik etmeye başlıyorlar. Nakaratını birlikte söylemeye başlıyorlar. Birlikte söylenen bir şarkı rahatsız ediyor darbecileri. İnsanları tehdit ediyorlar. Susmazsanız vururuz. İnsanlar susmuyorlar. Tehdit gittikçe artıyor ve bu şarkıyı susturmanın tek çaresi olduğuna karar veriyorlar. Gidip Victor Jara'nın gitarını alıyorlar ve kırıyorlar. Önce gitarını kırıyorlar, sonra da ellerini. Şarkı çalamasın ve söyleyemesin diye. İnsanlar şarkıyı söylemeyi bırakıyorlar. Sırf Victor'a daha fazla işkence yapılmasın diye susuyor insanlar. Ama Victor susmuyor. Islık çalarak şarkısını söylemeye devam ediyor. Venceremos, kazanacağız. Bir emir veriliyor.
Victor Jara kalabalığın içinden alınıp soyunma odalarının olduğu tarafa götürülüyor. Santiago Ulusal Stadyumunda çıt çıkmıyor. Herkes büyük bir korku ve endişeyle bekliyor. Büyük ve derin bir sessizlik var. İşte o koyu sükutu bozan sesler geliyor soyunma odalarından. Arda arda patlayan silah sesleri yankılanıyor Santiago'da. Victor Jara'nın şarkısı yarım kalıyor. Gitarını kırmakla, ellerini kırmakla, canını almakla yetinmiyorlar. Ellerini ibret olsun diye tribünlere asıyorlar. Bir daha böyle bir şeye kimse yeltenemesin, cesaret edemesin diye. O anlara stadyumda şahit olan bir gazeteci o anları şöyle anlatır. Victor Jara dudaklarında şarkıyla öldü. Onu yanından hiç ayırmadığı yoldaşı gitarıyla birlikte stadyuma getirdiler ve şarkı söylemeye başladı. Öbür tutuklular gardiyanların ateş etme tehdidini aldırmadan şarkıya eşlik etmeye başladılar. Sonra bir subayın emriyle askerler Victor'un ellerini kırdılar. Artık gitar çalmıyordu ama zayıf bir sesle şarkı söylemeye devam ediyordu. Bir dipçikle kafasını parçaladılar ve diğer tutuklulara ibret olsun diye ellerini kesip tribünlere astılar. Ve sonra Victor Jara'nın cansız bedenini Santiago mezarlığının yakınında bir yere atarlar. Acılı eşi Juan içindeki derin yangına rağmen kocası için hak ettiği bir cenaze merasimi düzenler. O günlerde cenaze merasimi düzenlemek o kadar zordur ki asil bir kadın olarak kocasına son görevini yerine getirir. Kötülüğün kara bayrağını taşıyanlar için Victor'u susturmak bir zafer kabul edilebilir. Ama onlar kazanmadılar. Kötüler hiçbir zaman kazanamadılar. O gün susturdukları Victor'un sesi hiçbir zaman kısılmadı. 2003 yılında öldürüldüğü stadyuma Victor Jara ismi verilir. İnsanlar her ölüm yıl dönümünde ellerine gitarlarını alıp Victor'u şarkılarla yad ederler. Katillerini ise lanetle. Katilleri demişken ölümünün üzerinden 35 yıl geçtikten sonra Victor Jara'nın mezarı açılır ve bir otopsi yapılır. Otopsisinde Victor Jara'nın bedeninde 44 kurşun yarası tespit edilir. Victor Jara'nın eşi, kocasının katillerinin bulunması ve cezalandırılması için büyük bir mücadele verir. Ve nihayet 2004 yılından 2015 yılına kadar Victor Jara için ölüm emrini veren ve tetiğe basanlar yakalanır, mahkemeye çıkarılır ve cezalandırılır. Victor Jara'nın eşi ve kızları Amanda ve Manuela katillerin gözlerinin içine bakarak sorarlar konuşmadan. Neden? Karısı katledilen kocasının adına bir vakıf kurar. Sonra onun hikayesini anlattığı bir kitap yazar. Yarım Kalan Şarkı adıyla. Santiago mezarlığındaki en güzel, en çiçekli mezar Victor Jara'nındır. Ve zaten Victor Jara gibi özgür insanların kabri yine kendisi gibi özgür insanların kalbidir. Benim onu tanımamı sağlayan Manifesto şarkısı, bir sanatçının yaşam amacını, şarkı söyleme gayesini öyle güzel özetler ki ve öyle asil bir şarkıdır ki müthiş bir sonsuzluk inancı vardır Manifesto şarkısında. Victor Jara şunları söyler o şarkıda. Ne türkü söyleme aşkımdan, ne de sesimi dinletmek için benim bunca türkü söylemem. Benim namuslu gitarımın sesi hem duygulu hem haklıdır. Dünyanın yüreğinden çıkar, bir güvercin gibi kanatlı, kutsal su gibi şefkatli, okşar gitarım öleni ve yiğidi. Şarkım amacına kavuşur, Violetta'nın dediği gibi. Pırıl pırıl, coşkulu, durmak bilmez ve bahar kokan bir işçidir. Gitarım ne zenginlerin gitarıdır, ne de başka bir şeyin. Şarkım bir yapı iskelesidir, eriştirir bizi yıldızlara. Katıksız gerçekleri şarkısında söylerken bir insan ölmek pahasına anlamını bulur o şarkı, damarlarında atarken.
Şarkım ne fani övgüler düzer, ne başkalarına ün katar. Yoksul ülkemin kök salmıştır toprağına. Orada her şeyin bittiği ve her şeyin başladığı yerde söylerim o her zaman yiğit ve derin, sonsuza kadar yeni olacak şarkıyı. Ölüm en uzun andır diyen Victor Jara'ya bizim Yunus'un sözleriyle selam gönderelim. Yunus öldü deyu sela verirler. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez.